kitabımızın adı Ferdi Durke yazar Witold Gombrowicz Bölüm 10 Sefası olsun bacağın ve yeni bir enseleme. Ertesi gün fırtınalı ve düşlerle sıkıntı veren bir gecenin ardından şafak söker sökmez fırlayıp kalktım ama okula gitmek için değil. Mutfağı banyodan ayıran küçük sofada askılığın ardına gizlendim. Savaşın kaçınılmaz sıralaması gereği işte şimdi de genceklere banyoda saldıracaktım. Selam sana Popo. Selam olsun kraliçeme. Pimko ve Kopırdat'la yapacağım müsabaka için kendimi seferber etmem ve ruha dinamizm kazandırmam gerekiyordu. Titriyordum ve boncuk boncuk terliyordum. Ama bir ölüm kalım savaşı araç seçmez ve kendimi böyle bir kozdan mahrum edemezdim. Düşmanını banyoda yakala. Bak ona, orada nasıl olduğuna bak.'' Gör onu ve hatırla. Elbiseler onlarla birlikte de sanki bir güz yaprağı gibi şıklığın, tarzın, modelin tüm parıltısı düşerken işte o zaman bir aslanın kuzunun tepesine bini vermesi gibi ruhsal olarak bini verirsin tepesine. Seferberliğe, dinanizme ve düşmana üstünlük kazanmaya yarayan hiçbir şeyi es geçmemek gerekli. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Savaş, savaş, her şeyden önce savaş, en modern yöntemleri uygulayarak savaş ve hepsi bu. Sadece savaş. Bunu söyler ulusların bilgeliği. Ben pusuya yattığımda hala uyumaktaydı bütün ev halkı. Kızın odasından hiç hışırtı gelmiyordu. Hışırdatmadan, hışırdatmadan uyuyordu kız. Buna karşın Gencek Bey yani mühendis açık mavi yatak odasında bir taşla noteri ya da berberi gibi horul diyordu. Horul horul. Ancak hizmetçi kız mutfakta koşturmaya başlıyor. Uykulu seslerle uyanmaktalar. Aile sabah abdestleri ve ayinlerine kalkıyor. Duyularımı keskinleştirdim. Manevi olarak yabanileşmişlerdi. Almanların uygarlık savaşı kültür kampta vahşi bir medeni hayvan gibiydim. Horoz öttü. İlk görünen açık kül rengi sabahlığı içinde ve ayaklarında şosonlarıyla saçları şöyle bir üstün körü taranıp geçilmiş gence kovaydı. Dimdik başıyla sakince yürüyordu. Yüzünde özel, benim kanalizasyon tesisatları bilgeliği diyebileceğim bir bilgelik okunuyordu. Hatta bir nevi dindarlıkla, kutsal doğallık ve basitlik adına ve de akılcı sabah hijyeni adına yürüyordu. Banyoya girmeden önce dimdik başıyla alafranga tuvalete saptı ve orada doğal bir işlevden utanılmaması gerektiğini bilen bir kadın gibi kültürel kültürel, bilge bilge, bilinçli bilinçli ve entelektüel entelektüel gözden gitti.'' girdiğinden daha da gururla çıktı oradan. Sanki güçlenmiş, aydınlanmış ve insanlaşmış gibi. Her Yunan tapınağından çıkarmış gibi yani. Ve işte o zaman oraya zaten bir mabede girer gibi girdiğini anladım. Modern mühendis ve avukat hanımları güçlerini bu mabetten alıyorlardı. Bu yerden her gün daha da iyi, daha da bir kültürlü olarak ilerlemenin bayrağını yüksekte tuta tuta çıkıyorlardı ve bana eziyet ederken kullandığı zeka ve doğallık buradan alınıyordu. Yeterdi banyoya geçti, horoz öttü. Sonra koştur koştur smoking ceketi içinde gürültüyle aksırarak ya da tıksırarak ofise geç kalmamak için çabuk çabuk zaman yitirmemek için elinden gazetesi, burnunda gözlükleri, boynunda havlusu, tırnağıyla tırnağını temizleye temizleye, terliklerini şapırdata şapırdata ve çıplak topuklarını kaprisli kaprisli yaklatarak gencek koşup geldi.'' Helanın kapısını görece gerisel, arka bahçesel, dünkünün aynısı bir kıkırdamayla kıkırdadı ve oraya çalışan bir entelektüel mühendis olarak kurnazca ve müzipçe acayip nükteli biri olarak giriş yaptı. Uzun süre oyalandı. Bir sigara içti ve bir koryoka söyledi. Ama dışarıya morali tamamen bozulmuş bir aydın kırı olarak öyle aptalca vaudeville aşağılıkça edepsiz ve iğrençce hödük bir suratla çıktı ki kendimi zorla tutmazsam atlayacaktım bu suratın üstüne. Tuhaf şey, Alafranga tuvalet karısına nedenli yapıcı bir etki yapıyor idiyse kendisi yapılar kuran bir mühendise de olmasına rağmen adama sanki yıkıcı bir etki yapmış gibi görünüyordu. Çabuk ol diye bağırdı sefilce. Banyoda yıkanmakta olan karısına. Çabuk ol be kadın. Victor Jun ofise geç kalıyor. Halafranga tuvaletin etkisiyle adını ufaltıp ufaltıp Viktorcuk yapmış ve havlusuyla uzaklaşıp gitmişti. Mat camın bir çizgisi arasında ihtiyatla göz attım banyoya. Mühendisin karısı çıplak, duş havlusuyla kaba etini silip kuruluyordu. Renk olarak daha koyu, bilge, keskin yüzü ise yağlı ve akça pakça, danacasına masum, danacasına umutsuz, baldırı üzerinde bir dananın üstünde gezinen akbaba gibi asılıydı. Ve bunda korkunç bir antitez vardı. Sanki bir kartal avazı çıktığınca böğren bir buzağıyı kapıp götürmeden çaresizce dolanıp dolanıp duruyor gibi görünüyordu ya. Aslında gözünü kocaman kadısı bacağına dikmiş, hijyenik hijyenik ve de entelektüel entelektüel bakan mühendis karısı gence kovaydı. Sıçrayı verdi. Pozisyonunu alıp durdu, elleriyle iki yanını tuttu ve nefes alıp vererek gövdesini sağdan sola yarım tur döndürdü. Nefes alıp vererek bir de soldan sağa. Bacağını yukarı fırlattı. Ufacık ve pes pembeydi tabanı. Sonra diğer tabanıyla birlikte diğer bacağını da fırlattı. Kendini çömelip çömelip kalkmalara saldı. Aynanın önünde ta ki göğüsleri şak şak çarpasıya, benim bile ayaklarım titreyesiye ve ben de bu cehennemi kültürel hoplayıp zıplamayı davranasıya dek burnundan 1, 2, 3 ve 4 diye diye soluyarak 12 çöküp kalkma yaptı. Askının ardına hopladım. Usul adımlarla yaklaşmaktaydı kolejli kız. Balta girmemiş bir ormandaymış gibi pusuya yattım. Vahşinin de vahşisi bir psikolojik atlayışa hazır bir halde. İnsanlık dışı, insanlık üstü şekilde vahşi mi vahşi bir atlayış. Ya şimdi ya hiç. Onu uyku mahmuru, kendine çeki düzen vermemiş, ılıcacık, iç çamaşırlı haliyle yakalayarak güzelliğini, ucuz kolejli kız çekiciliklerini içimde yok edeceğim. Görelim bakalım. ile kopırdat kurtarabilecekler mi onu yavuk olmaktan? Hızlık çalarak yürüyor, pijamasıyla, boynunda bir havluyla komik görünüyordu. Her şeyle hassas ve çabuk bir hareketin içinde hareket halindeydi. Bir an sonrasında artık banyodaydı ve ben de saklandığım yerden bakışlarımla atılmıştım üzerine. Ya şimdi, şimdi, en zayıf ve en darma doğan halindeyken ya hiç. Ama öyle çabuk hareket ediyordu ki üzerinde neredeyse hiçbir darma dumanlık tutunup kalmıyordu. Küvetin içine atladı, soğuk düşü açtı zülüfleri titreşiyordu. Orantılı bedeni ise suyun akışı altında titriyor, büzülüyor ve keyifleniyordu. Ah ben onu değil o beni yakalayıvermişti boğazımdan. Bir kız hiç kimse tarafından zorlanılmamışken sabah sabah kahvaltı etmeden üzerine soğuk sular dökünüyor. Günlük albenisini aç açına gençlere özgü bir keyiflenişle yeniden kazanmak için bedenini kasılmalara ve titremelere zorluyordu. Genç kız güzelliğinin disiplinine kendime rağmen hayran olmak zorunda kaldım. Günle gece arasındaki en zor geçiş döneminden hareketin kanatlarında yükselip gitmiş bir kelebek gibi çabuklukla, hassaslıkla, maharetle sıyrılıp çıkmayı bilmişti. Bu da yetmemiş, bir doz kesinlikle darma dumanlığı tümden yok edip gideceğini içgüdüsel olarak hissedip genç genç ve keskin keskin keyiflenmek için bedenini soğuk sulara vermişti. Gerçekten de keskin, keyiflenmiş bir kıza ne zarar verebilirdi ki? Musluğu kapattığında ve çırılçıplak üzerinden sular aka aka nefes nefese dinlenirken sanki yeniden başlamıştı. Sanki önceki yokmuş gibiydi. Heygi hey, soğuk su yerine sabunla sıcak su kullansaydı pek bir işe yaramazdı. Unutuşa anca suyun soğuğu keyifle zorlayabilirdi. Küçük sofadan iğrenç iğrenç sürünerek çıktım gözetlemeye devam etmenin hiçbir şey getirmeyeceği, aksine ölümcül olabileceği inancı içinde odama adi adi sürünerek gidiyordum. Adi herif. Adi herif yine bir yenilgi. Entelektüel bir cehennemin ta dibindeyken bir de üstüne yenilgiler alıyorsun. Tırnaklarımı kanatana dek ısırarak mücadeleyi bırakmayacağıma ama güçlerimi seferber etmeye devam edeceğime, dinamikleşeceğime and içtim ve banyonun duvarına kurşun kalemle yalnızca şu sözleri yazdım. Veni vidi vici. En azından gördüğümü bilsinler. Kendilerini görülmüş hissetsinler. Düşman uyumaz, düşman tetiktedir. Motorlaşma ve de dinamikleşme. Okula gittim, yeni hiçbir şey yoktu okulda. Soluk benizli, peygamber ozan, mistral, hopçuk ve akusativus cum infinito, eksiyeç, yüzler, façalar, popolar, ayakkabı içindeki parmak ve herkesin her günkü yapamamazlığı, sıkıntı, sıkıntı ve sıkıntı. Kopurdat da aslında tahminde ettiğim gibi mektubumun hiçbir etkisi görünmüyordu. Olsa olsa en fazla bacaklarına alışıldık olandan belki birazcık daha fazla vurgulamaktaydı. Ama bana öyle gelip gelmediğinden de emin değildim. Buna karşılık arkadaşlarım bana tiksintiyle bakıyorlardı. Hatta mezgit bile Allah aşkına nerelerde yaptın bunu kendine diye sormuştu. Gerçekten de façam dinamikleşme ve seferberlik sonrasında öylesine buz bulanık olmuştu ki ben bile ne halta benzediğimi bilemiyordum. Ama dert değil, fark yapmaz. Gece yalnızca geceydi, en önemlisi bir titremeyle beklemekteydim geceyi. İşi gece çözecek, hükmü gece verecek. Belki iyi gece bir kriz yaratacak. Acaba baştan çıkar mı ki Pimko? Feleğin çemberinden geçmiş, iki borucuklu düble bir muallim, uydurma bir genç kız mektubuyla biçim içinden çekilip çıkarılmaya boyun eğecek mi ki? Her şey buna bağlıydı. Ne olur diye dua ediyordum. Ne olur çıkarabilsin. Kafayı sıyırsın Pimko. Ve birdenbire ağızla, popoyla, mektupla, Pimko'yla, olmuşla ve daha olacak olanla ürkmüş halde kaçmaya davrandım. Tam bir deli gibi ayaklanıverdim sınıfta. Ve oturuyordum. Çünkü kendi suratımdan pom pomdan ne yana kaçacaktım ki? Arkaya mı? Öne mi? Sağa mı? Sola mı? Sus. Sus kaçış yok. İşi gece bitirecek. Öğle yemeği sırasında dikkate değer hiçbir şey olmadı. Kolejli kız ve mühendis karısı konuşmalarında çok ölçülerdi. Ve modernliği her zamanki kadar har vurup harman savurmuyorlardı. Açıkça korkuyorlardı. Seferberliği ve dinanizmi mükemmellen hissetmekteydiler. Gence Kova'nın sandalyesinde kas katığı dikizlenmiş bir kişinin onuruyla oturduğu fark etmiştim. Gülünç ama bu ona bir kadın efendi hali vermekteydi. Böyle bir etki ummamıştım. Her halükarda duvardaki yazımı okumuş olduğuna kuşku yoktu. Ona en içe işler bir şekilde bakmaya çalışıyordum. Ve benim farkımın yüzün içinden geçen ve diğer yandan çıkan ender görülür keskinlikte ve uçtan uça delip geçici bakışı olduğunu söyledim garibanca. Dal kavukça. Ama o duymamış gibi yaptı. Buna karşılık mühendis istemeden kasılırcasına kıkırdığı verdi ve uzun uzun otomatik otomatik kıkırdadı da kıkırdadı. Gencek eğer gözlerim beni yanıltmamışsa son olayların etkisiyle pasaklılığın bir eğilim olduğunu açık etmekteydi. Koca koca ekmek yığınlarına yağ sürüp ve şapır şıpır gevişini getireceği büyük büyük parçaları yüzüne yüzüne tıkıyordu. Yemekten sonra kolejli kızı dörtten altıya kadar gözetlemeye çalıştım. Ne ki verimsiz oldu gözetlemem. Çünkü bakışımın yörüngesine bir kez olsun girmedi. Kuşkusuz kolluyordu kendini. kova beni casus gibi izlediğinde fark etmişti. Sudan bahanelerle birkaç kez odama girip çıkmış. Hatta bir seferinde de bilet parası ondan olmak üzere sinemaya gitmemi önermişti. Huzursuzlukları artıyordu. Kendilerini tehdit edilmiş hissediyorlardı. Düşmanı ve tehlikeyi seziyorlardı. Gerçi onların neyin tehdit ettiğini ve neyi hedeflediğimi tam olarak bilmiyorlardı. Yine de seziyorlar ve bu onların morallerini bozuyordu. Belirsizlik bir huzursuzluk doğuruyordu. Ne ki huzursuzluğun üzerinde somutlaşacağı bir temeli de yoktu. Ve aralarında tehlikeden bile söz edemiyorlardı. Çünkü sözcükler biçimsiz ve belirsiz bir karanlığın içine batıp gidiyordu. Mühendis karısı el yordamıyla bir çeşit savunma biçiminde bir şeyler örgütlemeyi denemekteydi. Ve bütün bir öğleden sonrayı rast okumakla geçirmişti kocasına ise okusun diye vers vermiş olduğuna kanaat getirmişti. Ancak gencek mizah dergisi Varşova Berberi'nin yıllığı ile Boyun İki Çift Laf adlı esterik eserini okumayı yeğlediğini söylemiş olmalıydı ki ara ara kahkahayı bastığını istiyordu. Genel anlamda yerlerinde duramıyorlardı. Sonunda Gencekova mali realizm alanını ricat edip ev giderleri hesapları yapmaya başlamıştı. Mühendis de evi arşınlıyor, habire bir başka mobilyanın üzerine oturup kalkıyor ve bayağı saçma sapan melodiler mırıldanıyordu. Odamda oturuyor ve yaşam emaresi vermiyor olmam onları sinirlendirmekteydi. Bu yüzden elbette sessiz olmaya çalışıyordum. Sessiz, sessizce sessiz, sessizlik sık sık büyük bir yoğunluğa erişiyordu. Ve içinde bir sineğin vızıldaması bile bir trompet sesi gibi işitiliyor. Sessizlikteki belirsizlik ise bulanık birikintiler yapa yapa sızıyordu.'' Saat 7 sularında korkulukların ardında hizmetçi kızın yanına gizlice süzülmekte ve mutfaktan yana aşina fişne imalı işaretler göndermekte olan mezgiti gördüm. Akşam üzeri mühendis karısı da taburelere oturup oturup kalkmaya başlamış. Mühendis ise kilerde birkaç kadeh içmişti. Ne duracak bir yer ne bir biçim bulunabiliyor. Oturamıyorlar. Oturdular mı sanki bir şeyleri yanmış gibi sıçrayıp kalkıyorlar, sanki atlarından takip ediliyorlarmış gibi tedirgin bir halde, orada burada dolan babam dolanıyorlardı. Eylemin güçlü güdülerinin etkisi altında yatağından çıkmış gerçeklik taşıyor, çalkalanıyor, boğuk boğuk uluyor ve inliyordu. Çirkinliğin, iğrençliğin, pisliğin, karanlık, gülünç felaketi etraflarını gitgide daha hissedilir şekilde sarıyor ve büyümekte olan endişelerinin üzerinde sanki mayalanmış gibi büyüyordu. Akşam yemeğinde mühendis karısı bütünüyle yüzlere ve bedenlerin üst bölgelerine konsantre olmuş zor bela oturur haldeyip ama gencek aksine masaya bir yelek giymiş olarak gelmiş peçeteyi çenesinin altına bağlamış ve ısırıp ısırıp kopardığı kalın ekmek parçalarına yağ sürerken entelektüel fıkralar anlatıyor ve kıkırdıyordu. Benim tarafımdan dikizlenmiş olduğunun bilincinde olması onu bayağı bir çocuklaşmanın içine düşürmüş. Kendisini tümden benim görmüş olduğum haline uydurmuş ve de ufak tefek, fingirdek mi fingirdek, neşeli mi neşeli, sevecen mi sevecen, afralı tafralı ve müzik bir mühendisçik olmuştu. Bana göz kırmaya ve bembeyaz bir solgun suratla otururken elbette yanıtsız bıraktığım nükteden işaretler yapmaya da uğraşmaktaydı. Genç kız dudaklarını sıkarak umursamaz umursamaz oturmaktaydı. Gerçekten kıssal bir kahramanlık hiçbir şeye aldırmıyordu. Hiçbir şeyi bilmediğine yemin bile edebilirdi. Oy endişeyle bakıyordum güzelliğini arttırmakta olan bu kahramanlığına. Ama işi gece çözecek, hükmü gece verecek. Eğer Kopurdat'la Pimko umutlarını boşa çıkarırlarsa, eğer zaferi modern kız kazanacak olursa beni artık kölelikten kesin kes hiçbir şey kurtaramaz.'' Gece ve onunla birlikte de müsabaka saati yaklaşmaktaydı. Olacaklar öngörülmüyorlardı. Herhangi bir plan program yoktu. Sadece ortaya çıkacak her biçim bozucu, gülünç düşürücü, bulanık, karikatürleştirici ve uyumsuz elementle her yapı bozucu unsurla işbirliği yapmam gerektiğini biliyordum. Ve içime bir katilin büyük korkusunun bile yanında çocuk oyuncağı gibi kalacağı, çürümüş, hastalıklı bir ürküntü sızıyordu.'' Saat 11'den sonra kolejli kız dinlenmeye çekildi. Kapıda daha önce de yontma kalemiyle çarpraz bir yarık açmış olduğum için odanın o zamana kadar göremediğim kısmını da görebiliyordum. Çabuk çabuk soyundu ve hemen ışığı söndürdü. Ama uyuyacak yerde sert döşek üzerinde bir yandan öteki yanına dönüp duruyordu. Lambayı yaktı, sehpanın üzerinde bir İngiliz polisiye romanını aldı ve kendisini okumaya nasıl zorladığını gördüm. Modern kız sanki tehlikenin anlamını bakışlarıyla keşfetmeye, şeklini tatmin etmeye, dehşetin endamını nihayet görebilmeye, ona karşı çevrilen dolabın tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyormuş gibi dikkatli dikkatli bakıyordu boşla. Tehlikenin ne bir şekli ne de bir anlamı olduğunu bilmiyordu. Onu modern şeklini anlamsızlık, şekilsizlik ve kuralsızlık, buz bulanık, karma karışık, üslupsuz bir öğe tehdit etmekteydi. İşte hepsi bu gillerin yatak odasından yüksek sesle konuşmalar geldi. O hızla koştu kapılarına. Mühendis iç çamaşırları içinde kıkır kıkır ve kabaresel halde yine çok bir entelektüel tatlı anekdotlar anlatmaktaydı. Yeter. Sabahlıklı Gencekova sinirli sinirli ellerini sıvazlıyordu. Yeter. Yeter. Kes. Bekle, bekle bir. Yoyocuğum bir izin ver. Şimdi bitiriyorum. Ben yoyocuğum falan değilim. Adım Yohanna. Ya çıkar şu donunu ya da pijamanın altını falan giy. Doncuk. Sus. Doncuk sal. Hihihi. Doncuk sal. Sus diyorum. Doncuk sal. Doncukumsu. Sus deyip bir hışımla ışığı söndürdü kadın. Yak be ışığı be hatun. Ben hatun falan değilim. Sana bakamıyorum bile. Ne diye sevdim ki seni. Neler oluyor sana? Bize neler oluyor? Kendine gel. Bir kere biz beraberce yine günlere doğru yüzüyoruz. Yeni zamanların savaşçılarıyız ya. Ben kalendar meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Gözleri şahbaz, gerdanı beyaz, biraz da tombul olsun. Hehehe. <laughs> Victor, neler diyorsun? Neler diyorsun? Neşeleniyor Victorcuk. Hop bidi hop bidi hopluyor Victorcuk. Tırıs tırısçık tırıslıyor Victorcuk. Victor, ne diyorsun sen? Ölüm cezası diye bağırdı kadın. Ölüm cezası. Çağ, kültür ve ilerleme. Hedeflerimiz, atılımlarımız Victor. Of hiç değilse bu kadar tombul tombul, bu kadar edepsiz, bu kadar ufak ufak olmasın. Ne cozutturdu seni? Zuta mı? Ay ne fena. Kötü bir şey var. Tesadüf bir şeyin kokusu. Bir ihanet. Bir ihanetçik dedi gencek. Victor küçültme küçültme. Bir ihanetçikçik der Viktorcuk. Victor boğuşmaya başlamışlardı. Işık diye pofluyordu Gencekova. Victor ışık ışığı yak bırak beni. Bekle diye pofluyordu adam kıkırdayarak. Bekle bir şaplatayım da sana bir şaplak indireyim enseceğine. Asla. Bırak yoksa ısırırım. Şaplatacağım, şaplatacağım enseciğine. Enseciciğine, kökücüğüne. Ve birden kökücüğünden başlayıp cücüğüne varasıya kadar aşkla ilgili ufaltılıp şirinleştirilmiş yatak odası sözcükleri hepsini döküverdi içinden. Korku içinde geri çekildim. İğrençlikte beni tatmin eder şey olmamasına rağmen dayanamamıştım buna zamanında yazgım üzerinde öylesine de güçlü bir ağırlık olmuştu ki küçülme varlığını şimdi onlara hissettiriyordu. Mühendisçiğin zirzopluğu şeytaniydi. Of ufak bir aydının dediğim dedik yemesi ve de gemi azıyla olması korkunç şey. Ne günlere kaldık ve şakladı. Enseciye mi indirmişti yoksa yanakcağı mı çıkmıştı? Kızın odası karanlıktı. Uyuyor muydu? Sessizdi ve kafasını koluyla sarmış. Üstü yarı yarıya örtük ve yorgun bir halde uyuyor olduğunu canlandırdım gözümde. Birden inledi. Bu uykudaki inlemeler türünden bir inleme değildi. Hışımla sinirli sinirli kıpırdadı sedirin üzerinde. Büzüldüğünü, büyük büyük açılmış gözlerinin de karanlığı endişeyle incelediğini biliyordum. Modern kolejli kız karanlıkta anahtar deliğinden bakışımın onu yenebileceğini denli hassaslaşmış mıydı? İnlemesi acayip güzeldi. Sanki genç kızın lanetli yazgısının kendisi boş yere yardıma çağıra çağıra inlemiş gibi Gecenin derinliklerinden kopup gelmişti Yine inledi bok bok umutsuzca Benim tarafımdan yoldan çıkarılmış babasının annesini tam da o an şaplaklamakta olduğunu sezmiş miydi ki Dört yandan kuşatmakta olan iğrençliği tanımış mıydı Yarı karanlıkta boynunu büken ve ön kolunu ağrıtıncaya kadar ısıran bir modern kız görür gibi olmuştu Sanki dişleriyle kopup içinde güzelliğe varmak istiyordu. Köşelerde bacaklarında pusuya yatmış diş iğrençlik onu kendi çekiliklerine isteklendiriyordu. Nice zenginliklere, nice çekiciklere sahipti. İlk zenginliği genç kızlı, ikinci zenginliği kolejli kızlı, üçüncü zenginliği modern kızlı ve bütün bunlar kabuğun içindeki ceviz misali onun içinde kapalıydı adi bakışımın onun üzerinde olduğunu hissetmesine ve reddedilen bir hayranın genç kız güzelliğini psikolojik olarak berbat etmeyi, yok etmeyi, bozmayı, çirkinleştirmeyi istediğini bilmesine rağmen cephaneliğine varamıyordu. Gizli bir biçimsizliğin tehditindeki genç kızın iyiden iyiye kudurduğunu görmek hiç şaşırtmadı beni. Atlayıp indi yatağından. Fırlatıp attı üzerinden geceliğini. Odada dans etmeye koyuldu. Artık onu gözetliyor olmama aldırmıyordu.'' ve elbette sanki kendisi bana meydan okumaktaydı. Bacakları bedenini hafif hafif cevval cevval yukarılara kaldırıyor, elleri havada titreşiyordu. Kafasını bastırabileceğinde içeriye bastırıyordu. Kollarıyla sarıyordu ona, titretiyordu zülüflerini. Yere uzanıp kalkıyor, bir hüngür diyor, bir gülüyor ya da sessiz sessiz şarkı söylüyordu. Sıçrayıp masanın üzerine çıktı. Oradan da divana atladı sanki onu sıçanlarla fareler kovalıyormuş gibi bir anlığına olsun durmaktan korkuyormuş, hareketin uçuculuğuyla yükselip dehşetin üzerine çıkmak istiyormuş gibi görünüyordu. Artık ne yapsa bilemiyordu. Sonunda bir kemer kapı verdi ve olanca kuvvetiyle kendini sırtına vura vura kamçılamaya başladı. Genç genç, acı acı çekmek için. Bir şey sarıldı boğazıma. Ah, güzellik nasıl eziyet ediyor, nelere zorlamıyordu ki onu.'' Nasıl da atıp tutuyor, eziyor, ittirip kaktırıyordu onu. Anahtar deliğinin yanında uyumsuz ve iğrenç, hayranlıkla nefret arasında eşit olarak bölünmüş bir suratla dona kalmıştım. Güzellikle atılıp tutulan kolejli kız daha da bir hararetle yaramazlık yapmaktaydı. Bense bunlara bayılıyor ve bunlardan nefret ediyor, titremelerle sarsılıyordum. Suratımsa aynen ütülenen bir ciklet gibi kasla kasla sönüp uzuyor ve yayvanlaşıyordu. Tanrım Güzellik aşkı bizi nerelere götürmüyor ki? Yemek odasındaki saat 12'yi vurdu. Pencereye hafiften bir vuruş işitildi. Üç kez ürkmüştüm. Başlamıştı işte. Kopırdat, kopırdat geliyor. Kolejli kız hoplayıp zıplamalarını kesti. Israrcı boğuk vurma sesi bir kez daha duyurdu kendisini. Kız pencerenin yanına gitti ve panjuru araladı. Dışarıya bakınıyordu. Gecenin sessizliğinde verandadan sen miydin fısıltısı erişti kulağıma. İpi çekti, ay ışığı bastı odayı dikildiğini gördüm. Geceli üstünde gergin, dikkat kesilmiş halde. "Ne var?" dedi. Saksana'nın ustalığına hayran kalmıştım. Copperdot'un penceresinin altında ortaya çıkışı onun için esasen umulmadık bir şeydi. Onun yerinde başka bir kız, eski moda bir kız olmuş olsa, anlamsız ünlemler ve "Afedersiniz, bu da ne demek oluyor? Gecenin bu vakti benden istediğiniz nedir?" soruları içine dağılır da giderdi. Ama modern kız şaşırmanın olsa olsa en fazla bozacağını, şaşırmazsa daha iyi olacağını içgüdüsel olarak sezmişti. Oy usta ki ne usta. Güvenen, dost ve girişken haliyle eğildi pencereden. Ne? diye tekrarladı kıssal bir yarım ağızla çenesli ellerine dayayarak. Erkek ona sen diye hitap etmiş olduğu için o da ona siz dememişti. Ve üsluptaki inanılmayacak kadar ani, hoplayıp zıplamalarından pat diye muhabbete geçişe hayran olup kaldım. Daha biraz evvel kendini atıp tuttuğunu ve sıçrayıp durduğu kim tahmin edebilirdi ki? Kopurdat kendisinde modern olmasına rağmen kolejli kızın bu alışılmadık soğukkanlığı karşında az biraz afallamıştı. Ama kendisine anında onun makamına uydurdu ve elleri ceplerinde takmaz takmaz oğlansa oğlansı konuştu. Alsana beni içeri. Ne diye? Islık çaldı ve adice karşılık verdi. Bilmiyor musun? Sok beni. Heyecanlanmıştı ve sesi hafiften titremekteydi. Ama kendisini heyecanıyla gizliyordu. Bütün bu süre boyunca olur da oğlan mektuptan söz açar diye tir tir titredim hep. Bereket versin, modern adetler çok konuşmaya ve şaşırmaya zeval vermiyordu. Her şeyi zaten kendiliğinden anlaşılıyormuş gibi yapmak zorundaydılar. Takmazlık, nobranlık, az ve öz konuşma ve hafifleme. İşte bunlar eskinli aşklarının inlemeler, iç çekmeler ve de mandolinler yardımıyla çıkardıkları şiir sesinden çıkardıkları şeylerdi. Kızağınca hafifseme ile sahip olabileceğini, hafifseme olmadan bunun lafının daha edilmeyeceğini biliyordu. Ne ki kızın önüne birazcık şehvetli, modern bir duygusallığı sürerken duvarı tırmanan yabani asmaya çevrilmiş bir yüzle özlem dolu dolu, olumlu olumlu ve boğuk boğuk bir sesle ''Yani sen de istiyorsun ya'' diye ekledi. Kız sanki pencereyi kapatmak istermiş gibi bir hareket yaptı. Ama ansızın sanki o hareketi ona karşıt bir şeye kışkırtmış gibi duruverdi. Dudaklarını ısırdı, bir an kımıldamaksızın durdu, sadece gözleri her iki yana ağır ağır ihtiyatla dönenip duruyordu. Yüzünde bir ifade belirmişti. Ultra modern bir kinizm ifadesi ve kinizm ifadesiyle ay ışığında penceredeki yüzler ve dudaklarla tahrik olan kolejli kız Ansın yarı beline kadar sarktığı ve hiç yakası olmayan eliyle oğlanın saçlarını karıştırdı. Gel diye fısıldadı. Kopurdat şaşkınlık göstermedi. Ne kıza ne de kendisine şaşırabilirdi. En ufak bir kuşku her şeyi mahvedebilirdi. Kendi aralarında yaratmakta oldukları gerçeklik sanki her gün rastlanılabilecek türden ve alışıldık bir şeymiş gibi davranmak zorundaydı. Oy usta oy. Öyle de davrandı. Pencereye çıktı ve sanki bir önceki gün tanış olduğu bir kolejli kızın odasına her gece böyle giriyormuş gibi atladı yere. Odadayken her ihtimale karşı sessizce güldü. Kız ise onu saçlarından yakalayıverdi. Kafasını eğdi ve dudaklarıyla girdi olan dudakları içine. Kahretsin, kahretsin. Ya bakireydi ise, ya kız bakireydi ise, eğer kız bakire demek kendisini penceresini ilk tıklatmış olana davulsuz zurnasız verecekti. Kahretsin, kahretsin. Bir şey sarıldı boğazma. Çünkü eğer kız sıradan bir hafif meşrep ve de oynak bir kız olsaydı neticede bu önemli bir şey olmazdı. Ama eğer bakire ise o zaman kabul etmek gerek ki modern kız vahşi bir güzelliği dost doğru kendisinin ve kopurdatın içinde bulup çıkarmayı becermişti. Oğlanın saçlarından, beni de boğazımdan böyle yüzsüzce, nobranca ve kolayca vermek. Ah! anahtar deliğinden onu dikizlediğimi biliyordu ve yeter ki güzelliğimle galip geleyim deyip hiçbir şeyden geri durmamıştı. Sendeledim. Bari hiç değilse oğlan kızı saçlarından yakalamış olsaydı ama kız onun saçlarını yakalamıştı. Hey siz oradakiler hani uzun uzun nikah törenlerinden sonra düğün dernekle kocaya veren genç hanımlar anca bir öpücük çalmaya izin veren sizi gidi adi kızlar sizi. Bakın da görün modern bir genç kızın aşkı ve kendisini ele alışın asıl.'' koporzatı divana devirdi. Bir daha sendeledim. İş inada bindi. 17'lik bir kız açık açık güzelliğinin en büyük kozunu masaya sürüyordu. Pimko gelsin diye dualar ediyordu. Eğer Pimko da beni düş kırıklığına uğratırsa yandım demektir. Modern kızın yabani büyüsünden kendimi artık hiç ama hiç kurtaramayacağım. Aslında onu boğmak isteyen, onu yenmek isteyen benken o beni boğuyor, soluksuz bırakıyordu. Bu arada divanın üzerinde genç kız, genç kızlığın en çiçeğe durmuş haliyle kopurdatla kucaklaşıyordu ve onun yardımıyla çekiciliklerin doğruğuna erişmeye hazırlanıyordu. Öyle rastgele, gelişi güzel, aşksız ve şehvetle, kendine hiç saygı duymayan, sadece ve sadece vahşi kolejli kız şiirselliğiyle beni boğazından yakalamak için. Kahretsin, kahretsin, kazanıyor, kazanıyor, kazanıyordu. Sonunda kurtarıcı pencere tıkırdatması işitildi. Kucaklaşmaya ara verdiler. Nihayet Pimko yetmişti yardımma. Belirleyici hükümlerin verebileceği an yaklaşmaktaydı. Pimko bozmayı başarır mı yoksa daha fazla güzellik daha da fazla cazibe mi katar? Bunu düşünüyordum. Kapının ardında ağzımı müdahaleye hazırlanırken Pimko'nun cama vuruşu şimdilik bir rahatlama getirmişti. Çünkü kudurmaya ve kendilerinden geçmeye ara vermek zorunda kalmışlardı kopurdat ise fısıldamıştı. Biri cama vuruyor. Kolejli kız fırlayıp kalktı divandan. Kudurmaya yeniden girişebilirler mi diye kulak kabarttılar. Vuruş yinelendi. Kim o? diye sordu kız. Pencerenin ardında ateşli, soluk soluğa bir ses duyuldu. Zutacığım. Kopurdata geri çekilmesine işaret ederek pancuru araladı. Neki Pimko kız daha bir şey söylemeye yetişemeden hummalı hummalı tırmanıp girivermişti odaya pencerenin altındayken onu biri görür diye korkmuştu. Zutacığım diye fısıldadı adam tutkuyla fiziksel olarak. Zutacığım, kolejliyim, küçüğüm. Sen bana sen de, arkadaşımsın benim. Ben de senin. Mektubum adamı kendinden geçirmişti. Çift borucuklu ve şehvetli muallimin dudakları acı acı çarpılmıştı şiirle. Sen bana sen de, zutam, kimse görmez değil mi? Annen nerede? Ama tehlike onu daha bir esrikleştiriyordu. Ah nasıl, nasıl da küçük, genç ve arsız, yaş farkına falan bakmadan tutumlar nasıl yapabildin, nasıl cesaret ettin de bana gerçekten etkiledin mi seni? Bana sen de, birbirimize sen, sen diyelim. Söyle, neyim hoşuma gitti? Ha 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 ha, azgın pedagog seni. Ne, ne istiyorsunuz? diye kekelemişti kız. Kopurdatlayken ki hali uçup gitmişti artık darma duman olmuştu. Burada biri var diye bağırdı Pimko alaca karanlıkta. Sessizlik yanıt verdi ona. Kopurdat sesini çıkarmamıştı. Modern kız üstünde geceliği bir küçük lady gibi anlamsız anlamsız dikiliyordu ortalarında. İşte o an avazım çıktığınca bağırdım kapının ardından. Hırsızlar, hırsızlar. Pimko sanki ipin ucundaki bir topaç gibi döndü birkaç kez. Kendini gömme dolaba attı. Kopurdat pencereden atlayıp çıkmak istemişti ama yetişemedi. O da ikinci dolaba saklandı. Dikilirken üzerimde ne varsa öyle yani ayağımda pantolon üzerimde gömlek dalı verdim odaya. Elimdekiler basılmışlardı. Arkamda gencekler hala şaplatmakta olan adam şaplanmakta olan kadın. Hırsızlar mı diye ortalama ve küçük burjuva burjuva bağırıyordu mühendiscik. Ayağında pijamasının altı yalın ayak içinde sahiplik içgüdüsü uyanmıştı. Biri girdi pencereden diye haykırdım, ışığı açtım. Kolejli kız yorganın altında yatıyor ve uyuyormuş gibi yapıyordu. Ne oluyor? diye sordu yara uykulu, mükemmel ama yalancı bir üslupla. Yeni bir dalavere, dedi bana haince, darmadağın saçları ve yüzünde koyu lekeleriyle sabahlayı içindeki gence kova. Dalavere mi? dedim. Kopırdatım pantolonun askısını yerden kaldırırken. Dalavere ha? Pantolon askısı mı? dedi mühendislik eble eble. Benim dedi arsızca Gencekova. Kızın arsızlığı hoş bir etki yaptı. Gerçi buna doğaldır ki kimse inanmamıştı. Bir ittirişle dolabı açıverdim ve odada toplanmış olanlara kopurdatım bedeninin alt kısmını tam olarak ütülü filan pantolonun içinde hafif spor sandaletli bir çift uzun bacak gösterdi kendine. Üst kısmı dolapta aslı elbiselerle örtülüydü. İlk olarak Gencekova, ''Aa, Zuta'' dedi. Kolejli kız kafacığını yorganın altına sokarak gizlendi. Sadece ayakları ve az biraz saçlarının ucu görünüyordu. Ah nasıl bir ustalıkla oynuyordu buna. Onun yerinde başka bir kız olsa kem küm etmeye bir mazeret aramaya başlardı. O ise sadece bacaklarını dışarı çıkarmıştı ve onları oynatarak durumu bacaklarıyla, hareketle, cazibeyle bir flüt çalar gibi çalıyordu. Ebeveynleri birbirlerine baktılar. Zuta dedi genç. Ve Gencekova ile birlikte gülüştüler. Üzerlerindeki şaklama hali, banallik ve bayalık kaybolmuş, tuhaf bir güzellik egemen olmuştu. Sevinmiş, canlanmış, mest olmuş ebeveynler kafasını hala nazlı ve ürkekçe saklamakta olan kızın bedenine affedici affedici ve rahat rahat gülerek bakıyorlardı. Kopurdat eskinin katı ilkelerinden korkması gerekmediğini görerek dolaptan çıktı. Ve sarışın sarışın ceketi ellerinde evin kızıyla basılmış sempatik modern oğlan haliyle gülümseyerek dikildi. Gencekova bana yan hınçla baktı. Zafer kazanmıştı. Etkilenmiş olmam gerekirdi. Ben kolejli kızı utandırmak istemiştim ama modern oğlan onu hiç mi hiç utandırmamıştı. Gereksizliğimi daha bir dokunaklı hissetmem için sordu. Delikanlı siz ne yapıyorsunuz burada? Size alakadar eden bir şey yok. Pimko'nun olduğu dolabı o ana kadar bilerek açmamıştım. Durumun modern ve genç üslup tamamlığıyla erişerek kendi niteliği içinde pekişmesini istemiştim. Şimdi dolabı sessizce açtım. Pimko buzulmuş halde elbiseler arasına saklandı. Görünür olan yalnızca bir çift bacak, buruşmuş bir pantolon içinde bir çift hoca efendi bacağıydı ve bu imkansız, deli ve eklenmiş bacaklar duruyorlardı dolapta. Etki arlak bulak, tepe taklak ediciydi. Genceklerin gülüşleri dudaklarında donup kalmıştı. Durum sanki bir katil tarafından bir yanından bıçaklanmış gibi sendelemekteydi. Aptalca bir şey. Bu da ne? diye fısıldadı Gencekova, kova beti atarken. Elbiselerin arkasında Pimko'nun ortaya çıkacağı zemini hazırlamakta kullandığı bir hafif öksürük ve geleneksel bir gülücükle duyuldu. Biraz sonra gülünç olacağını bilerek gülünçlüğü kendi gülünçlüğü önüne katıp sürüyordu. Kadın elbiselerinin ardından gelen bu gülücük öylesine kabareye özgüydü ki gencek bir kez daha kıkırdadı ve takılıp kaldı. Pimko dolaptan çıktı ve eğilerek selam verdi. Dıştan gülünç, içten mutsuzdu. Bense içimde kinci, azgın bir sadizm duyumsuyordum. Dışarıda ise kahkahayı basmıştım. İntikamım gülüşümün içinde bir yanı her bir yana akıp gitmişti. Ama gencekler amma da afallamışlardı. İki dolapta iki erkek. Üstelik birinde de yaşlı bir erkek. İki genç olsa neyse ya da hiç değilse iki yaşlı olsaydı. Ama biri genç ve biri de yaşlı. Üstelik yaşlı olan da Pimko. Durumun ekseni yok, köşegeni yoktu. Bu duruma bir yorum bulunamazdı. Gayri ihtiyarı kıza baktılar ama kolejli kız yorganın altında taş kesilmişti. İşte o zaman Pimko aksıra tıksıra ve de yalvarırcasına şakaya vura vura durumu açıklamak istemiş ve mektuba dair bir şeyler açıklamaya girişmişti. Yok efendim aslında Zuta Hanım yazmışmış da o Norvid'i şey etmek istemiş ama Zuta Hanım sen deyince ona sen diye seslenmiş olunca onunla senli benli olunca o da ne yapsın? Sen demek adıyla seslenmek istemişmiş de hayır hayatımda böylesine iğrenç ve aynı zamanda da budalaca bir şey hiç duymamıştım. İhtiyar adamın sayıklamalarının gizli ve özel içeriği tavandaki lambayla apaydınlık aydınlanmış bir durumda imkansız bir içerikti. Kimse anlamak istememişti. Dolayısıyla da kimse anlamamıştı. Pimko kimsenin anlamak istemediğini biliyordu ama şaşırmıştı. Hocalıktan çekilip alınmış hoca bütünüyle şaşkına dönmüştü. Vaktiyle beni popalamış olanın bu aynı iki borucuklu mutlak ve görmüş geçirmiş hoca olduğuna inanması güçtü. Açıklamalarının yapış yapış kitlesi içine batmış bir halde beceriksiz bir acıma hissi uyandırmaktaydı ve neredeyse üzerine atılabilirdim ama elimi sallayıp geçtim. Ne ki Pimkos'al karanlık ve bulanık hayaller mühendisi resmiyetteydi. Bu durum karşısında bana duyabileceği haklı güvensizliğe göre daha güçlüydü. Bağırdı. Bu vakitte burada ne yaptığınızı soruyorum. Bu da Pimko'ya tonlamasını dikte etti. Biçimini bir anlığına geri kazandırdı. Lütfen sesinizi yükseltmeyiniz. Gencek sordu. Ne? Ne? Siz beni kendi evimde ikaz etmeye nasıl cüret edersiniz? Ancak mühendis karısı pencereden bakıp tıslamıştı. Bahçe çitinin üzerinde dudaklarının arasında dal tutan sakallı bir surat belirmişti. Dilenci tamamen aklımdan çıkmış. Ağzımda dalla dinlenmesini istemiş. Ama bir zölötesi vermeyi unutmuştum. Sakalı da gece oluncaya kadar sebatla beklemiş. Bizi aydınlık pencerede görünce de kendini hatırlatmak için yeşillikliği, paraya tabi ağzını çıkarmıştı. Tepside sunulmuş bir baş gibi aramıza girmişti suratı. ''Ne istiyor bu adam?'' diye bağırdı mühendis karısı. Hayalet görmüş olsa ona bu kadar güçlü etki etmezdi. Pimko ile gencek sustular.'' Genel dikkatin bir anlığına üzerinde yoğunlaştığı yoksul ağzındaki dalı bıyık gibi oynatıyor. Ne diyeceğini bilmiyordu. Bu yüzden şöyle dedi. Allah ne muradınız varsa versin efendim. Verin bir şey şuna. Mühendis karısı elini indirmiş ve parmaklarını ayırmıştı. Verin bir şeyler diye bağırıyordu histerik histerik çekip gitsin. Mühendis pantolon ceplerinde bozukluk aramaya başladı ama yoktu. Pimko her bir olası eyleme umutsuzce tutunarak ve de galiba bu karmaşa içinde mühendisinin ondan bozukluk alabileceğini ki bunun da doğaldır ki ileride düşman olmayı zorlaştıracağına hesaba katarak cüzdanını çıkarttı. Ama gencek kabul etmedi. Ufak hesaplar pencereden içeri sökün etmiş ve insanlarda esip gürlüyorlardı. Bana gelince suratımla birlikte olayların gelişimini dikkatle izleyerek sıçramaya hazır bir halde dikiliyordum. Ama aslında bunlara sanki bir cam parçasının ardından bakıyordum. Nerelerdeydi benim intikamım? Onların içinde eşelenmem ve örselenen gençliğinin uluması, biçimin çatlaması ve yıkıntılar üzerinde çaldır çaldır çıldırışım gerekirdi. Bu güldürü beni yavaştan sıkmaya başlamıştı. Aklıma mesela kopurdat kravatlarını nereden alıyor? Mühendisin karısı kedileri seviyor olabilir mi ki? Daireye ne kadar kira veriyorlar? Gibisinden birbiriyle bağlantısız türlü düşünce geliyordu. Bütün bu süre boyunca Copper elleri ceplerinde dikilmeyi sürdürüyordu. Modern olan yanıma yanaşmamış, mimikleriyle bile olsun tanış olduğumuzu belli etmemişti. Kız yüzünden Pimko ile ahbap oluşu sinirini zaten bensiz bile yeterince hoplatmıştı. Bir de tutup don gömlek içindeki bir okul arkadaşıyla selamlaşacaktı. Her iki arkadaşlık da işine gelir şey değildi. Gençler Pimko ile birlikte bozuk para aramaya koyuldular. Kopurdat acele etmeden kapıdan yana yöneldi. Çığlık atmak için ağzımı açtım ama Kopırdat'ın manevrasını fark etmiş olan Pimko o hızla cüzdanını sakladı ve onun peşinden seyirtti. Bu ikisinin aniden sıvışmakta olduklarını gören mühendis de fare görmüş kedi gibi atıldı. ''Afedersiniz'' diye bağırdı. ''O kadar kolay sırılamazsınız.'' Kopırdat'la Pimko durdular. Pimko ile ahbap oluşu yüzünden öfkeden kudurmuş olan Kopırdat ondan uzaklaştı. Ama Pimko hareketin etkisi altında mekanik bir biçimde ona yanaştı ve böyle iki erkek kardeş gibi dinlenip durdular. Biri küçük, diğeri büyük, iki kardeş. Sinirleri berbat haldeki mühendis karısı mühendisi kolundan yakaladı. Olay çıkarma, olay çıkarma diyerek elbette ona olay çıkarmaya kışkırttı. Affedersiniz ama diye kükredi adam. Herhalde ki bir babayım ben ve soruyorum. Beyler nasıl ve hangi amaçla kızımın odasında bulunuyorlar? Bu ne demek oluyor? Ne demek bu? Aniden bana baktı ve sustu yanaklarında bir dehşet duygusu belirdi. Bu benim değirmenime, bir skandalın değirmenine su taşımak demek olduğunu anlamıştı. Ama artık, ah keşke sessiz kalmış olsaydı, keşke sessiz söz ağızdan çıkmıştı. Dolayısıyla bir kez daha tekrarladı. Ne demek oluyor bu? Sessizce, sadece yuvarlamak için ve içinden konuya kimse el atmasın diye yalvararak. Odaya bir sessizlik çöktü. Çünkü kimse yanıt vermiyordu. Son tahlilde her birinin anlaşılabilir bir nedeni vardı ama bütün anlamsızdı. Sessizlik içinde anlamsızlık boğuyordu ve ansızın genç kızın yorganının altından boğuk, umutsuz hıçkırığı işitildi. Ah ustam! Yorganın altından dışarı çıkan, ağladıkça daha da fazla dışarı çıkmakta olan çıplak baldırlayla hıçkırıyordu. Ve bu ergen kız ağlayışı, pim koyu, kapırdatı, ebeveynleri birleştiriyor, onları ipe dizer gibi şeytan diye diziyordu. İş sanki bıçakla kesilmiş gibi gülünç ve anlamsız olmayı bırakmış, anlamı geri kazanmıştı ve bu anlam karanlık, kara, dramatik ve trajik olmasına rağmen moderndi. Kopurdat, Pimko, gencekler kendilerini daha iyi hissetmişlerdi. Bense kendimi daha kötü, boğazımdan yakalanmışım gibi hissetmiştim. Onu siz, siz sapıttırdınız diye fısıldadı anne. Ağlama, ağlama yavrum. Tebrik ederim sayın hocam diye bağırdı mühendis öfkeyle. Bunun hesabını vereceksiniz. Pimko rahat bir nefes almış gibi görünüyordu. Hatta bu onun için o ana kadarki hiçbir şeye yerleşememişliğinden daha iyiydi. Demek ki onu saptırtmışlardı. Durum kızın lehine dönüyordu. Polis diye bağırdım. Polis çağırmalı. Riskli bir adımdı çünkü polisle ergen bir kızın yuvarlanmış, güzel ve hüzünlü bir bütünlük oluşturmaları ilk kez bugün olan şey değildi. Gencekler nasılsa başlarını gururla kaldırmışlardı. Bense Pimko'yu korkutmaya yönelmiştim. Beti benze attı, aksırdı, tıksırdı. Polis diye yineledi anne. Kızın çıplak bacaklarının başında polis sözcüğünün tadını çıkartarak polis, polis. Lütfen inanın diye kekeledi hoca. Lütfen inanınız. Bir hata bu. Yanlış yere suçlanıyorum. Evet dedim. Ben şahidim. Pencereden gördüm. Hoca su dökmek için bahçeye girmişti. Zuta Hanım pencereden dışarı baktı, hocamız da selam verdi ve Zuta Hanım'ın açtığı kapıdan normal bir şekilde içeri girdi. Pimko polis korkusuyla yıkılmıştı. İğrenç ve rezil bir anlamı olmasına bakmadan bu açıklamaya onursuzca ve ödlekçe sarıldı. Evet, tam da öyle oldu. Sıkışmıştım, bahçeye girdim. Sizin burada olduğunuzu unutmuştum. Tam da o sırada Bayan Zuta pencereden baktılar. Velhasıl ben de şey gibi yaptım. he. Ziyarete gelmişim gibi yaptım. Anlıyorsunuz herhalde. Yani öyle uygunsuz bir haldeyken Kuit pro kua, kuit pro quo diye tekrarladı. Oradakiler bu iticiliği ve iğrençliğiyle çarpılmışa döndürdü. Kız bacaklarını gizledi. Kopurdat duymuyormuş gibi yaptı. Gencekova ise Pimko'nun arkasına döndü. Ancak arkasını dönmekle aslında geri dönmekte olduğunu anımsayıp o hızla önünü döndü. Gencek omurdandı. Ah! yine o öldürücü parçanın döngüsüne düşmüşlerdi. Bayağılık son hız geri dönmekteydi. Nasıl geri dönmekte ve onları nasıl tepetaklak döndürmekte olduğunu merakla seyretmekteydim. Bu o yanı benim de az bir zaman önce içine batmış olduğum bayağılıktı. Evet galiba aynısıydı. Ama şimdi sadece onların arasındaydı. Gencekova yorganın altında hayat emaresi vermiyordu. Ve gencek kıkırdadı. Onu ne gıdıklamıştı belli değildi. Belki Pimko'nun Kuit Prokoa'sı aklına vaktiyle Varşova'da bu atlar var olan bir kabarenin hatırasını getirmişti. Küçük mühendisvari bir en son kıkırdama, gerisel, dehşet verici ve mimiksel bir kıkırdama patlattı. Patlattı ve kıkırdadığı için Pimko'ya kızıp köpürmüş bir halde küçükçe, küstahça mühendis mühendis üzerine hoplayıverdi. Suratına bir tokat aşık edip şak diye şaklattı onu. Şaklattı ve öne uzatılmış koluyla donup soluk soluğa nefes alıp vererek kaldı. Ciddileşmişti. Katılaşmıştı. Odamdan ceketimi ve ayakkabılarımı getirdim ve aslında durumu gözden yitirmeden ağırdan giyinmeye başladım. Tokatlananın boğazında bir hırıltı duyuldu. Tıkanıp kaldı. Ama içten içe onu bir şekilde adam sınıfına sokan tokadı minnettarlıkla karşılamış olduğuna emindim. ''Bana bunun hesabını vereceksiniz.'' dedi soğuk soğuk ve de görünür bir rahatlamayla. Eğilip mühendisi selamladı. Mühendis de onu selamladı. Pimko selamlaşmalardan çabucak yararlanıp çıkışa yöneldi. Kopurdat da selamlaşmalara hemen katıldı ve Pimko'nun peşinden seyirtti. Kendisini de kaçırmak isteyerek. Gencek sıçradı. Ne? Burada bu işin sonuçları belliyken, bir düelli olmalıyken bu serseri sanki hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gidiyor. Alay etmek istiyor. Öyleyse onun da suratına bir tane. Mühendis ileri uzanmış koluyla ileriye sıçradı. Ne ki son saniyede bir sümüklünün, talebenin, veledin yüzüne vurmayacağını düşünmüştü. Eli tuhaf bir biçimde bükülüverdi ve ona vuracağı yerde hızını alamayıp onu yakaladı. Onu çenesinden yakalamıştı. Böyle yasa dışı şekilde yakalanmış olan Copperdad, suratına tokatı yediğinde kızabileceğinden daha da fazla kızıp köpürmüştü daha fazlası anlamsız bir çeyrek saatin ardından gelen bu yanlış, uygunsuz yakalayış içindeki en ilkel güdüleri serbest bırakmıştı. Aklına ne geldiğini Allah bilir. Ama mühendis onu kasten yakaladığına göre, sen bana yaptıysan ben de sana türünden bir düşünceye kapılmış olmalıydı ve adına verevlik yasası denmesi gereken bir yasa gereği eğilmiş ve mühendisi dizinin altından yakalamıştı. Gencek yuvarlandı. O ise onu sağ böğründen ısırdı dişleriyle yakaladı, bırakmadı. Böğrü ısırırken yüzünü kaldırmıştı ve deli gözlerini odanın her yanında gezdiriyordu. Kravatımı bağlıyor ve ceketimin sağını solunu çekiştirerek düzeltiyordum. Ama durdum. Meraklanmıştım. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmüşlüğüm yoktu. Mühendis karısı kocasına yardım için atılmış, kopurdatı bacağından yakalamıştı ve olanca kuvvetiyle çekiyordu. Yumak oldular ve hepten yuvarlanıp gittiler.'' Bir de üstüne bu yumaklamanın bir adım ötesinde duran Pimko birden olağanüstü acayip handi ise söze dökülemeyecek bir şey yaptı. Muallim acaba kendinden kesin kes kuskulanmış mıydı? Yoksa teslim mi olmuştu? Berikiler yatarken ayakta durmak için kararlılığı mı kalmamıştı? Yatmak ona ayaklarının üzerinde dikilmekten daha az fena bir şey gibi mi görülmüştü? Yeter deyip gönül rızasıyla bir köşeciye bel kemiği üzerine uzandı ve tamamen savunmasız olduğunu gösterir bir jestle nalları havaya dikti. Kravatı bağladım. Ve kızın yorganı sıyırması, ağlaya ağlaya atlayıp inmesi ve kopırdatla birlikte yuvarlanmakta olan genceklerin etrafında sanki bir boks maçında hakem gibi ağıtla birlikte sövüp sayarak hoplayıp zıplaması bile beni hislendirmedi. Anneciğim, babacığım, Yuvarlanmaktan kendisini kaybetmiş mühendis ellerini dayayacağı bir yer ararken kız ayak bileğinin üzerinde yakaladı. Kız düştü. Dördü tıpkı kilisede ilermiş gibi sessizce yuvarlandılar. Çünkü her şeye karşın utanç başka türlüsüne izin vermiyordu. Bir ara annenin kızı ısırdığını, kopurdatın Gencekova'yı çektiğini, mühendisinse kopurdatı ittiğini gördüm. Peşi sıra Gencekova'nın annesinin başı üzerinde baldırı yine şöyle bir geçiverdi. Aynı anda da köşedeki hoca bu yığına katılmak için gittikçe güçlenen bir eğilimin belirtilerini göstermeye başlamıştı. Bacakları yukarıda sırt üstü yattığı halde ağırlığı görülür bir biçimde o yana veriyor ve hareket etmeksizin oraya doğru sarkıyordu. Zira yumak ve yığın onun için kuşkusuz tek çözüm olmuştu. Kalkamıyordu, kalkmak için hiçbir haklı gerekçesi yoktu. Ama bel kemiği üzerinde böyle yatıp kalkmaya da devam edemiyordu. Kopurdat ile aile yakınından döne döne geçerken bir takılması yetti. Gence'ki karaciğerin oralardan bir yerlerden yakaladığı ve girdap onu içine çekiverdi. Küçük valizime en gerekli şeyleri koymayı bitirdim ve şapkamı taktım. Sıkılmıştım. Elveda. Modern kız, elveda gencekler ve kopurdat ve sana da elveda Pimko. Yo, elveda değil. Çünkü artık olmayan bir şeyle nasıl vedalaşılır? Hafiflemiş olarak uzaklaşıyordum. Kunduralarımın tatlı tatlı tozunu almak ve ardından hiçbir şey bırakmadan uzaklaşmak. Yo, uzaklaşmak değil ama gitmek. Pimko'nun klasik bir muallimin beni popolanmıştığı, benim okulda talebe, modern kızla modern, yatak odasında dans eden, sineğin kanatlarını yolan, banyoda gözetleyen, tırılalalala, popoyla, ağızla, baldırla, tırılalalala. Olmuşluğum var mıydı? Yo, kaybolup gitmişti. Ne genç ne yaşlı, ne modern ne de demode, ne talebe ne oğlan, ne erişkin ne de yeni yetmeydim. Belirsizdim, değildim hiçbiri. Giderken uzaklaşmak, uzaklaşırken gitmek ve olanı bir anı olarak bile hissetmemek. Ah ne bahtiyarlık, kayıtsızlık, anısızlık. İçinde her şey ölürken kimse henüz daha yeniden doğmaya yetişmemişken Oy ölüm için içinde bir şey öldüğünü, artık olmadığını, içinin boş ve ıssız, sessiz ve temiz olduğunu bilmek için yaşamaya değer ve uzaklaşırken sanki tek başıma değil de kendimle birlikte gidiyormuşum gibi. Hemen yanımda, belki içimde ya da etrafımda benle aynı ve özdeş biri, benim içimde benimki, benimle birlikte benimki gidiyormuş gibi geliyordu bana. Ve onunla aramızda aşk, nefret, arzu, tiksinme, çirkinlik, güzellik, bedenin parçaları yoktu. Ne bir duygu, ne bir mekanizma, hiç, hiç, hiçbir şey. Saniyenin yüzde biri gibi bir süre için. Çünkü yarı karanlıkta el yordamıyla yolumu bula bula mutfaktan geçerken hizmetli odasından bana sessizce seslenilmişti. Yüjo, yüjo. Hizmetçi kızın üzerine oturmuş ve ayakkabılarını aceleyle ayaklarına giyilmekte olan mezgitti bu. Buradayım ben. Çıkıyor musun? Bekle, ben de seninle çıkacağım. Fısıltı beni bir böğrümden vurdu ve sanki mermi yemiş gibi kala kaldım. Karanlıkta suratını iyi ayırt edemiyordum. Ama sesine bakılırsa korkunç olmalıydı. Hizmetçi kız güçlükle soluk alıp veriyordu. Şşş, sessiz ol, gidelim. Hizmetçi kızın üzerinden indi. Şuradan, şuradan. Dikkat et, sepet var. Caddede buluverdik kendimizi. Şafak atıyordu, küçük evler, ağaçlar ve çitler ipe dizilmiş içesine düzenli duruyorlardı ve yerin bitişiğinde saydam, yukarılara doğru iç karartıcı bulutlar halinde yoğunlaşan bir hava. Asfalt, ıssızlık, çiğ, boşluk, yanımda giysilerinin düğmelerini iliklemekte olan bir mezgit. Ona bakmamaya çalışıyordum. Villanın açık penceresinden soluk bir elektrik ışığı ve kesintisiz bir yuvarlanış patırtısı. Ayaz içe işliyordu. Bir demir yolu, bir uykusuzluk soğukluğu, titremeye ve dişlerimi tıkırdatmaya başlamıştım. Mezgit, genceklerin pencere ardındaki patırtısını duyup ''Ne oluyor orada? Kötek mi atıyorlar birbirlerine?'' dedi. Yanıt vermedim. O ise elimdeki valizi görerek sordu. ''Kaçıyor musun?'' Başımı eğdim. Bana takılacağını, bana takılmak zorunda olduğunu biliyordum. Çünkü sadece ikimizdik ve birbirimizin yanındaydık. Ama ondan nedensizce de uzaklaşamazdım. Bir biçimde sokuldu ve elimi eline aldı. ''Kaçıyor musun?'' ''Öyleyse ben de kaçacağım. Beraber gideriz. Hizmetçi kıza tecavüz ettim. Ama bu o değil. Aynı şey değil. Yanaşma. İlle de yanaşma. İstersen köye kaçarız. Bir köye gideriz. Yanaşmalar oralardalar. Köyde. Beraber gideriz ister misin? Bir yanaşmaya yüce o. Yanaşmaya. Yanaşmaya. Diye tutkuyla tekrarlayıp duruyordu. Başımı kas katı, dümdüz ve ona bakmadan tutuyordum. Mezgit dedim. Bana ne senin yanaşmandan? Ama yürümeye başladığımda o da benim peşimden yürüdü. Ben de onunla yürüdüm. Beraber yürüyüp gittik.